arkadaşlar? Herkese selamlar, merhabalar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca. Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. TYT Matematik kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sevgili arkadaşlar sizlerle işleyeceğimiz konu mutlak değer. Kampımıza nereden devam ediyoruz? Barış yayınları video ders kitabından ilerliyoruz arkadaşlar. Satış linki açıklama kısmında mevcuttur. Linktree adresinden tıklayıp bu kitabı satın alıp benimle beraber bu kampı ilerletebilirsin. Kazanım bakış videolarını şu an çekiyoruz. Bir sonraki videomuzda ÖSM bakış, bir sonraki videoda da SML bakışla beraber ne yapacağız? Mutlak değeri bitireceğiz, mutlak değerin içinden geçeceğiz tabirse. tabiri caizse. Evet, 93. sayfamızdayız kitapta ve eğer hazırsan lafı fazla uzatmayacağım. Birbirinden güzel örnek sorularımız var. Bunları beraber çıtır çıtır çözelim, geçelim Derse. Evet ilk olarak mutlak değeri bir tanımlayalım bakalım sayı doğrusu üzerinde. Herhangi bir sayının sıfıra bak. Sıfır bizim için biliyorsunuz sayı doğrusu da referans noktası. E, bir sıfıra olan uzaklığına o sayının mutlak değeri diyeceğiz. Mesela burada sıfıra sıfırın sağ tarafında bir x var. Ve tabi, tabi doğal olarak şurası simetrik olacak ve sol tarafında da eksi x'imiz olacak. E şimdi bu x'in sıfıra olan uzaklığı nedir? X birimdir abi x pozitifse. E şimdi negatifse de yine x'tir. E şimdi doğal olarak iki uzunlukta x olacağı için biliyorsunuz biliyorsun uzaklık negatif olamaz. Değil mi? Bundan kaynaklı biz mutlak değer x'i eğer x sıfırdan büyük veya eşitse zaten x diye göstereceğiz. Ama şimdi x negatif olduğu durumda ben mutlak değer x'i yani x'in sıfır olan uzaklığını eğer x diye belirtmiş olsaydım eksi x değil de x diye belirtmiş olsaydım x negatif olacağından ne olacaktı? Şöyle bir hata yapmış olacaktım Uzaklığı negatif bir sayıyla ifade etmiş olacaktım İşte bundan kaynaklı Negatif olan x'i Sen burada eksiyle çarpacak olursan Artık bu da bir pozitif değerdir Tamam ee, Ben lisedeyken hocama ısrarla sormuştum Çünkü hani kafam karışıyordu Hocam yani x negatifse mutlak Eğer x eşittir eksi x diye çıkıyordu Falan böyle ben diyordum ki Lan hani hep pozitif yapıyordu e, Negatif yapmış işte negatif değil o Tamam mı X negatif eksiyle çarparsan eksi x sayısı artık pozitif olacaktır. Bundan kaynaklı gençler sıfırdan küçükse eksi x sıfırdan büyük veya eşitse de artı x olarak yani bu şekilde sadece x olarak dışarı çıkaracağız. X sayısının a sayısına olan uzaklığı x eksi a'nın mutlak değeriyle ifade edilir. Yani sen eğer x eksi 3'ün mutlak değerinden bahsediyorsan aslında bu x'in 3 sayısına olan uzaklığıdır. Tamam her x reel sayısı için mutlak değerin sonucu daima sıfırdan büyük veya eşittir. Çünkü uzaklık ya sıfırdır ya da pozitiftir. bundan kaynaklı da negatif değerlerle ifade edilemeyecekse sıfırdan büyük veya eşittir diyeceğiz. N pozitif bir tam sayı olmak üzere eğer ki ben x'in 2n'inci kuvvetinin 2 dereceden kökünü alıyorsam yani çift kuvvetin çift dereceden kökünü alıyorsam aynı sayılarsa bunlar ben 2n ile buradaki 2n'yi götürebilirim ve ama şöyle bir durum var Hani negatif çıkamayacağı için sonuç mutlak değer x olarak çıkarırım bunu. Ama kuvvetler tekse daima x diye yani olduğu gibi dışarı çıkarabiliriz diyeceğiz. Şimdi kazanım bakış Bir. Birinci örneğimize bakalım. Bu ifadelerin eşitini bul demiş. Şimdi kök 7'nin kök 5'e olan uzaklığı. Şimdi burada şu soruyu sor kendine. Mesela kaç yaşındasın hocam? 17 civarı değil mi? 17 diyelim. Ben de 34 diyelim. 33'ü geçtim ama 34 daha olmadım ama 34 diyelim. Şimdi ee, sen 17 yaşındasın ben 34 yaşındayım. Peki yaşlarımızın farkı kaçtır? Yani yaşlarımızın birbirine olan uzaklığı kaçtır? Şunu yapmazsın değil mi? 17'den 34'ü çıkardım. Eksi 17. Aa uzaklık negatif olamaz. Bir de bunu eksiyle çarpmam lazım. O halde eksi eksi 17'den artı 17'ymiş hocam cevap. Demezsin. Direkt dersin ki büyükten küçüğü çıkarırsın. Aradaki farkı bulabilmek için, mesafeyi bulabilmek için büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarırsın. Yani 34'ten 17'yi çıkarırsın ve direkt cevabı 17 dersin. E şimdi burada da mutlak değer sorulduğu için aradaki mesafe soruluyor. Yani kök 7 ile kök 5 arasındaki mesafe. E şimdi kök 7 ile kök 5 arasındaki mesafeyi bulmak için büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarırız. Burada 1 mi büyüktür, kök 2 mi? ki bunları kıyaslayabilmek için de buna kök 1 buna kök 2 diyebilirsin ki kök 2 büyüktür. O halde büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarırsın. Yani kök 2'den kök 1 yani kök 2'den 1'i çıkarırsın ve uzaklığı ifade etmiş olursun. Üçüncü de x pozitif bir reel sayıysa mutlak değer x e, pozitif olduğu için x diye çıkar. E, mutlak değer eksi x e, pozitif olduğu için x bu da x diye çıkacaktır. Dolayısıyla x, x, x ile x'in toplamından cevabımız 2x'tir diyeceğiz. x negatifse peki o zaman ne olur? x negatifse ben bunu x diye çıkaramam, eksi x diye çıkaracağım. Çünkü negatif olan bir sayıya eksiyle çarparsam pozitif olur. Aynı şekilde bu da eksi x diye çıkacaktır. Toplamları bu şekilde eksi 2x eksi olacaktır. Şimdi 10 ile 11 arasında bir x varsa 2x eksi 20'nin mutlak değeri ve 2x eksi 22'nin mutlak değeri toplamı yani... 2x'in 20'ye olan uzaklığıyla 2x'in 22'ye olan uzaklığı. Şimdi bunu iki türlü çözeceğim. Hangisi kafana yatıyorsa onu kullan ki ikinci anlattığımı tercih etmen dileğiyle. Ee, şimdi şöyle 10 ile 11 arasındaysa x. 2x'ler 20 ile hemen şöyle yaptım. 20 ile 22 aralığındadır değil mi? Kusura bakmayın telefonun sesini de hemen kısalım. Şimdi madem 20'den büyük ve 22'den küçük... 20'den büyük bir sayıdan 20'yi çıkaracak olursam pozitif olacağı için olduğu gibi çıkar diyeceğim. 22'den küçük bir sayıdan 22'yi çıkarırsam negatif olacağı için 22 2x diye çıkacak bu sayı da burada. Ve bunları topla demiş bize. E burada hocam artı 2x de eksi 2x giderse eksi 20 ile 22'nin toplamı bize 2'yi verir. Şimdi ikincisini tercih ediyorum diyorum. Bu birincisiydi. ikincisini tercih ediyorum Sebep. Şimdi hocam bak. Şöyle bir sayı doğrusu düşün. Şurada 20 ile 22 arasında bir ikisin, senin 2x'in iki var. O 2x iki de şurada bir yerde olsun. Şimdi ne de, ne diyordu şurası? 2x'in i̇ki 20'ye olan uzaklığı. 2x'in i̇ki 20'ye olan uzaklığı burasıdır. 2x'in i̇ki 22'ye olan uzaklığı da şu kısımdır. Bu ikisinin toplamı da bana zaten aradaki mesafe olan 2'yi verir. Başka bir şeyi vermez. Hani sen bu mutlak değer konusunu eğer sürekli Hani şunu mutlak değer x diye okuyorsan sürekli, aklında şu canlanmıyorsa, x'in sıfırı olan uzaklığı canlanmıyorsa, sen bu mutlak değer konusunu hiçbir zaman tam öğrenemeyeceksin. Eğer sen şunu x eksi 2 diye okuyorsan hep, x eksi 2'nin mutlak değeri diye okuyorsan sen hep hata yapıyorsun. Eksik yapıyorsun. Bu konu sende hiçbir zaman oturmayacak. Bazı sorularda hata yapabiliyorken bazı soruları çok uzun süre çözeceksin. Bazı sorularda da keşke çözmeseydim diyeceksin. O derece nefret edeceksin sorudan. Şunu okurken aklında bir yerde hep şu cümle duracak. X'in 2'ye olan uzaklığı. Veya söylerken dilinle söyleyeceksin bunu. X'in 2'ye olan uzaklığı bak. X'in 2'ye olan uzaklığı 5'miş diyeceksin. X eksi 2'nin mutlak değeri eşittir 5 diye okursan daima. Aklına hiç X'in 2'ye olan uzaklığı 5 birimmiş diye gelmezse. Sen bu konuyu hiçbir zaman tam öğrenemeyeceksin. Aklında bulunsun. Tamam. Şimdi geldim 6'ya. 2 eksi kök 3'ün 6. kuvvetinin 6. dereceden kökü 6'ları götürürsün ama burası nasıl dışarı çıkar 2 eksi kök 3'ün mutlak değeri diye çıkar peki 2 dediğimiz şey kök 4'tür kök 4 mü büyük kök 3 mü tabii ki kök 4 o halde 2 eksi kök 3 diye dışarı çıkacaktır bu yine bunları götüreceksin ve 1 eksi kök 2 olarak dışarı çıkaracaksın bunu bu da tabii ki kök 2 daha büyük olduğu için kök 2 eksi 1 diye dışarı yansımış olacak 8. de ise x negatif ve y pozitif olmak üzere. Şimdi şurası 2 idi ya. Bununla bu giderse nasıl çıkar? Eksi x'in mutlak değeri diye çıkar. 5'te 5 giderse direkt y olarak çıkaracağız. Çünkü tek kuvvet ve tek dereceden kök olduğu için istediğimiz gibi götürüp aynı şekilde çıkarabiliyoruz. Yine bununla bunu götürdüğümüz takdirde de mutlak değer içerisinde 3x eksi 2 y biçiminde çıkacak. Şimdi x negatif olduğu için burası dışarı x diye çıkamaz. Eksi x diye çıkacak. Artı bir tane y'miz var. Negatif bir sayıdan pozitif bir sayıyı çıkaracak olursam, sonuç negatif olacağı için ben 2y eksi 3x diye çıkarırım ki burayı pozitif gelsin. Şimdi o halde eksi 3x eksi 3x eksi x daha eksi 4x yapar yaparken y ile 2y'nin toplamı da 3y yapar, 3y eksi 4x bize cevabın ta kendisini verir deriz. Şimdi sağ üst tarafa doğru geçtik hocam. Kazanın bakış 2. ABC birer pozitif reel sayı. AB'den BDC'den büyük. Burada bize sorulan ifadelere baktığımız zaman hep bunların çarpımsal tersleri mevcut. 1 bölü A'lar, 1 bölü B'ler, 1 bölü C'ler. Bizim yapmamız gereken bir önceki konuda basit eşitsizliklerde öğrendiğimiz şeyi uygulamak. Ben bunların çarpımsal tersini alırsam yani 1 bölü A, 1 bölü B ve 1 bölü C'yi bulacak olursam bunların arasındaki sıralama ters dönecektir. Yani şu şekilde ters döndü diyebiliriz. Şimdi 1 bölü A'dan 1 bölü B'yi yani küçük sayıdan büyük sayıyı çıkaracak olursan sonuç negatif olacağı için burası dışarı 1 bölü B eksi 1 bölü A diye çıkacaktır. 1 bölü C'den 1 bölü B'yi çıkarıyorsun. Yani büyükten küçük çıktığı için burası olduğu gibi çıkar. Ve önünde de eksi olduğu için eksi parantezinde 1 bölü C eksi 1 bölü B biçimde yazabilirsin burayı. Artı diyorum mutlak değer içerisinde 1 bölü C'den 1 bölü A. Yani büyük sayıdan küçük sayı çıkardığı için olduğu gibi çıkacaktır. Burası da yani 1 bölü C eksi 1 bölü A olarak çıktı. Şimdi hocam 1 bölü B Eksi 1 bölü a. Eksi içeri dağıtıyorum. Eksi 1 bölü c ve artı 1 bölü b yaptı. Artı 1 bölü c'miz var ve eksi 1 bölü a'mız mevcut burada. Şimdi gel şuradaki artı 1 bölü c ile eksi 1 bölü c'yi götürelim. 1 bölü b ile 1 bölü b'nin toplamı 2 bölü b'dir. Eksi 1 bölü a ile eksi 1 bölü a'nın toplamı eksi 2 bölü a'dır. Cevabımız da bu ifadenin ta kendisidir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Kazanım bakış 3'e geçtik. A, B, C gerçek sayılar ve A kere B kere C sıfırdan büyük. Pekala. Şimdi A kere B eksi 5 çarpı A'nın mutlak değerine eşitmiş. A'nın mutlak değeri pozitif. Eksi 5 ile pozitifi çarparsam negatif bir sonuç elde ederim. Demek ki A ile B zıt işaretliymiş. Yani A çarpı B çarpı C de sıfırdan büyük olan A çarpı B çarpı C için. Örnek veriyorum A negatifse B pozitif. A pozitifse B negatif olacakmış bu cepte. Geldim bu kısma. Şurası ne? Pozitif değil mi? 4 ile çarptım yine pozitif. B'nin C'ye oranı pozitifse demek ki B ile C aynı işaretti. Yani birinci durum geçerli ise C artı olacaktır. İkinci durum geçerli ise C eksi olacaktır. E şimdi artı ile artıyı çarptım. Artı eksi ile çarptım negatif gelir. Bana ne demiş? Pozitif gelecek kardeş demiş burası. O zaman birinci ihtimal cümledi. Kesinlikle A pozitifmiş. B negatif ve C'de negatifmiş dedik gençler. Şimdi bunları... Biliyorsam artık Şöyle yapalım. B'nin negatif olduğunu biliyorum. B'nin C'ye oranı eşittir. B negatifse burası eksi B diye çıkacaktır. Böylelikle eksi 4 B yapar orası. Eksi 4 B yapar burası. Ve ben her iki taraftaki B'leri sadeleştirirsem. Böylelikle 1 bölü C'nin eksi 4 olduğunu. Yani C'nin de eksi 1 bölü 4 olması gerektiğini gayet iyi anlarım. Pekala madem C eksi 1 bölü 4. Ee, B'yi nasıl bulurum? B'yi de şu şekilde elde edebiliriz. Şimdi B'yi eksi 1 bölü 4'e böldüm. Tamam mı? Yani buradan elde edilebilir mi? Yok. Buradan elde etmeyelim. Şöyle yapalım. C'yi buldum ben. Tamam. Onda sıkıntımız yok. Ee, B'leri götürerek buldum. Şimdi şuraya bakalım. A çarpı B. A neydi hocam? A pozitifti. A pozitifse şurası A diye çıkacaktır. Böylelikle eksi 5 çarpı A'ya eşit olacak. Her iki taraftaki A'ları götürürsem B'nin de eksi 5 olması gerektiğini anlarım. Şimdi... B'yi ve C'yi bulduğuma göre B'yi buldum C'yi buldum Böyle de bir denklem vermiş bana A kaçtır diye soruluyor e O zaman A artı B kaçtı hocam Eksi 5'ti Eksi 4 çarpı eksi 1 bölü 4 dedim Eşittir 0'mış Buradan A'yı elde edebilirim Eksi 4 ile eksi 1 bölü 4'ün çarpımı 1 yapar Eksi 5 ile 1'in toplamı eksi 4'tür Karşıya atarsam A kaç gelir 4'ün ta kendisi doğru cevabımız 4 olacaktı deriz Şimdi kazanın bakış 4'teyiz artık birbirinden farklı x, y, z gerçel sayıları için mutlak değer x eksi x e, y y'ye eşitmiş. Eksi x'i karşıya atarsam mutlak değer x ne olur? x artı y olur. Mutlak değer y ne olur o zaman? y artı z olur. Doğru mudur? Peki. Şimdi buna göre demiş 3 tane öncül var hangileri pozitiftir? Şimdi x, y ve z için gençler x, y ve z için x'in negatif mi pozitif mi olduğunu bilmiyorum ama ama eğer ki örnek veriyorum x pozitif olsaydı. Şimdi x pozitif olursa şurası nasıl çıkar? x diye çıkar değil mi? x eşittir x artı y olur. Her iki taraftaki x'leri götürürsem y sıfır olur. Y'nin sıfır olduğunu bulduk. Y sıfırsa burası sıfır, burası sıfır, z de sıfır olur. Ama birbirinden farklı demişti. İkisini sıfır bulamam. Değil mi? E bundan kaynaklı da demek ki ilk başta yaptığımız kabul yanlış. Yani ikisinin pozitif olduğu kabulümüz bizim yanlış arkadaşlar. E o halde ikisini negatif seçeceğiz. Yani x ee, pozitif değilse negatif olabilir. X negatifse eğer burası eksi x diye dışarı çıkar. Eşittir x artı y dedik. Buradan şunu şu tarafa atarsam eksi 2x eşittir y gelecektir. Tamam. Şimdi e, x negatif diye eksi 2 ile negatifin çarpımı pozitif yapar. Pozitifse eğer y yani şurası. Y pozitifse burası y diye çıkar. Y eşittir y artı z'den de 0 gelir. Tamam Şimdi y'yi ne buldum? Pozitif buldum. X neydi? Negatif. Y pozitif, z sıfır. Artık bunların birbirinden kesinlikle farklı olduğunu biliyorum. Biri negatif, biri pozitif, biri sıfır. Okey, tamam. Geldim buraya. Hangileri pozitiftir diye sormuştu. X negatif, bu pozitif, bu da sıfırken. Şunu da şunu çarptım. Eksi, eksiye sıfır eklersem yine eksi olur, bu gitti. X kare pozitif olur. Y küp, y pozitifken pozitif olur. Z de sıfırdı zaten. Pozitifle pozitifi topladım. Pozitif, sıfır çıkardım yine pozitif. Yani ikinci öncül daima pozitiftir. Bu eksi, bu artı, bu sıfırdı. Buradaki eksiyle artının toplamının ben sıfır yapıp yapmadığını bilmediğim için daima pozitiftir diyemem. Ya da negatif mi pozitif mi olduğunu bilmediğim için daima pozitiftir diyemem. Bu da gider. Cevabımız neymiş? Yalnız 2'ymiş gençler. Evet böylelikle 93. sayfamızı bitirmiş bulunuyoruz. Geldim 94. sayfaya mutlak değerin özelliklerine. Şimdi bu özellikler bizim için değerli. Arka arkaya da böyle 14 tane özellik var. Hepsini mi hocam böyle çok iyi aklımıza tutmamız gerekiyor? Hepsini aklında tutsan iyi. Ama mantığını anlarsan hepsini aklında tutmana da lüzum yok tabii ki. Şimdi bakalım mantığıyla beraber anlatmaya gayret gösterelim. Şimdi mutlak değer x, mutlak değer eksi x'e daima eşittir. Yani x'in sıfıra olan uzaklığı, eksi x'in sıfıra olan uzaklığına eşittir. Çünkü sıfıra göre simetriklerdir bunlar x eksi y'nin o halde mutlak değeri de y eksi x'in mutlak değerine daima eşittir. Yani sen sorunun içerisinde sana şunu verdiyse sen onun yerine onu kaldırıp şunu yazabilirsin. Veya sorunun içerisinde bunu verdi sen bunu yazabilirsin. Tamam. İkinci özelliğimiz x ile y'nin mutlak değerleri, x ile y'nin çarpımlarının mutlak değeri ayrı ayrı mutlak değerlerinin çarpımına eşittir diyoruz. Çünkü her halükarda zaten ben bunları sayısal olarak çarpıp daha sonrasında mutlak değerini alacağım. Yani her halükarda pozitif gelecek bunların cevabı. Yine aynı şey bölüm içinde geçerlidir. Dördüncüye baktığımız zaman x karenin mutlak değeri ile x'in mutlak değerinin karesi birbirine eşittir. Bu durum her çift kuvvet için geçerlidir gençler. Tabi burada n sayısı pozitif bir doğal sayı olmak zorunda. x artı y'nin mutlak değeri mutlak x ile mutlak y'nin toplamına eşittir. Ama ne zaman? x ile y aynı işaretliyken x artı y'nin mutlak değeri eğer mutlak x artı mutlak y'nin toplamından daha küçükse x ile y demek ki zıt işaretlidir diyeceğiz. Aynı işaretli ise şu şekilde yazabilirim ama farklı işaretli ise daima daha küçük bir sonuç elde etmem gerekir. Yedinci özelliğimizde bir g sayısı x'in a'ya olan uzaklığıyla b'ye olan uzaklıklarının toplamı biçiminde bu ifadenin en küçük değerini biz bulabiliriz. Bu değeri bulmak için ifadeye x eşittir a ve x eşittir b yazılır ya da tam ortalarından yani ortalarındaki A ve B'nin ortasından bir sayı seçip bu yazılabilir. Bulunan değerlerden küçük olan G'nin alabileceği en küçük değerdir diyoruz. Geldim bu kısma. X'in A'ya olan uzaklığının B'ye olan uzaklığından farkı bu ifadenin en küçük ve en büyük değeri bulunabilir. X eşittir A için en küçük değer. X eşittir B için en büyük değer bulunacaktır. Yani sen burada X'e A verirsen en küçük değeri, B verirsen en büyük değeri bulursun. Geldim 9'a. Mutlak x ile mutlak y'nin toplamı sıfırsa yani iki tane mutlak değerli bir ifadenin toplamı sıfırsa e, haliyle ikisi de sıfır olmak zorunda. Burada x ve y daima sıfır olmak zorundadır ki bunların da sorularını göreceğiz tek tek. A pozitif bir reel sayı olmak üzere eğer ki x'in mutlak değeri yani x'in sıfır olan uzaklığı a birimse e, o halde x ya a'dır ya da eksi a'dır diyeceğiz. Yani ya sıfırın a birim sağındadır ya da sıfırın a birim solundadır demek lazım. 11. özelliğimizde negatif bir a reel sayısı için eğer ki mutlak değer x'in cevabı a ise yani mutlak değer x'in cevabı negatifse diyor. O halde çözüm kümemiz boş kümedir çünkü e, sıfıra olan uzaklığı negatif olan hiçbir sayımız yoktur gençler. Eğer ki x'in mutlak değeri y'nin mutlak değerine eşitse x ya y'ye ya da eksi y'ye eşittir. Pozitif bir a reel sayısı için x eksi m'nin mutlak değeri yani x'in m'ye olan uzaklığı a birimse bu denklemin kökler toplamı 2m'dir. Yani şuradakinin 2 katıdır diyoruz. Bunları da yine soruların içerisinde çok rahat bir şekilde göreceğiz. X'in m'ye olan uzaklığıyla n'ye olan uzaklıklarının toplamı veya farkı a ise pozitif bir a reel sayısı ise şeklinde birden fazla kritik noktası bulunan denklemlerde kritik noktalardan yararlanarak çözüm yapılır. Kritik nokta dediğimiz şey ne? Mutlak değerin içerisini sıfır yapan değerdir. Yani ben bunu sıfıra eşitlersem x eşittir m kritik noktadır gençler. Demek ki ben buradaki köklerden faydalanarak çözüm yapacağım. Yine bunları da soruların içerisinde hatırlatacağım sizlere. Şimdi kazanın bakış 5'e bir bakalım. Bir g sayısı var. x'in eksi 2'ye olan uzaklığı, 2x'in eksi 6'ya olan uzaklığı ve x'in 10'a olan uzaklığının toplamıymış. G'nin en küçük değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi hocam bunu şu şekilde hayal etmeni istiyorum, düşünmeni istiyorum. Şurası x'in eksi 2'ye olan uzaklığıydı. Değil mi? Daha sonrasında ben şunu şöyle yazabilirim. Bak 2 parantezinde x artı 3 biçiminde yazabilirim. O halde burası x'in eksi 3'e olan uzaklığıdır. Ee, x'in eksi 3'e olan uzaklığıysa eksi 3'ü de şurada seçerim. Daha sonrasında bu da x'in ona olan uzaklığıydı. 10 da şurada bir yerdedir. Şimdi ben bir x seçeceğim. Ve bu sayılara olan uzaklıkların toplamının en küçük değerini bulmak isteyeceğim. Bunu nasıl elde edebilirim? Bunu hocam şu şekilde elde edersin. İyi dinle beni. Şimdi ben eğer ki bu sayıyı şuradan bir yerden seçmiş olsaydım. Eksi 2'ye olan uzaklık. Şuradaki kırmızıyla oluşan mesafelerin toplamını düşün. Eksi 2'ye olan uzaklık. Eksi 3'e olan uzaklık. Ve 10'a olan uzaklık. Bunların bu toplamı daha küçük gelir. Yoksa bu sayıyı tam ortadaki sayının üzerinden seçsem. Yani eksi 2 seçersem. Şuna olan uzaklıkla buna olan uzaklığın toplamı mı daha küçüktür? Tabii ki burası daha küçük değil mi? Demek ki böyle ifadeler, üçlü ifadeler verildiği takdirde ben x'i tam ortadaki sayı seçeceğim. Yani şunun kritik noktası seçmiş olacağım. Böylelikle eksi 2'yi yerine yazarsam burası gider 0 olur. 2 kere eksi 2 eksi 4'tür. 6 ekledim. E, artı 2 geldi. 2'nin mutlak değeri 2'dir. Eksi 2'den 10 çıktı. Eksi 12. Eksi 12'nin mutlak değeri de 12'dir. 2 ile 12'nin toplamı da bana 14'ü yani cevabın ta kendisini verir. Bir h sayısı var. Bu x eksi 2'nin mutlak değerinin x eksi 11'in mutlak değerinden farkıymış. Yani yani ne demeye çalışıyor? Hocam şunu demeye çalışıyor aslında bakarsan. X'in 2'ye olan uzaklığının X'in 11'e olan uzaklığından farkı diye soruluyor. H kaç farklı tam sayı değeri alabilir diye sorulmuş. Şimdi hocam bunu şöyle diyebilirim. Ben e, bu mesafenin bak bu mesafenin en küçük değerini bulmak istiyorsam şunu yaparım. X'i 2'nin sol tarafından bir yerden seçerim. Şimdi X'in 2'ye olan uzaklığına ben C birim dersem X'in 11'e olan uzaklığı tabii ki de C artı 9'dur. Çünkü burası 9 birimdir. Burası 9 birim. 2 ile 11 arasındaki mesafe. Bundan kaynaklı buraya C artı 9 derim. Ve C'den C artı 9'u çıkaracak olursam eksi 9 gelecektir. Ki ben bu ikisi buradan değil şuradan da seçsem aynı muhabbet geçerli olacaktı. Yine bunların e, farkı 9 olacaktı. E şimdi eksi 9 olacaktı. Eğer ki ikisi bu taraftan seçerseniz bu sefer burası D iken burası D artı 9 olacağı için... Ama bu sefer dikkat edin 2'ye olan uzaklık D artı 9 11'e olan uzaklık D olduğu için bu sefer D artı 9'dan D'yi çıkaracağım ve 9 bulacaktım. Ben x'i ne zaman ki 2 ile 11 arasında bir yerlerden seçersem işte o zaman eksi 9 ve 9 dışında ama onların aralarında değerler almaya başlayacağız. O halde ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Alınabilecek en küçük değer eksi 9 Maksimum değer 9 iken Eksi 9'dan 9'a kadar bütün değerleri Alabiliriz peki kaç farklı tam sayı Değeri vardır burada 9 eksi eksi 9 artı bir tane Yani 19 tane tam sayı Değerimiz mevcuttur cevabımız da 19'dur diyebiliriz gönül rahatlığıyla Evet 7. kazanın bakış Bak ne demiş Mutlak değerlerin toplamı 0 yani mesafeler Toplamı 0 mesafeler toplamı 0 iki 2 mesafede 0'dır yani burası da 0 burası da 0'dır o halde 2x eksi x eksi 2'ye eksi 4 olurken y kesinlikle 5'miş arkadaşlar. Burası 5 olmak zorunda. Y 5 ise gel şurada yerine yaz. x eksi 10 eşittir eksi 4'tür ve x de kaç gelir? 6 gelir. Peki 5 kere 6 kaç yapar? 30 yapar. Cevabımız da 30'un ta kendisidir. Geldim 8. kazanım bakışa. x kare artı 16. Bunun mutlak değeri demiş. Bunu artıla eksili biçimde dışarı çıkarmalar üzüm yok. Neden biliyor musun? Çünkü bir sayının karesinin alabileceği en küçük değer sıfırdır ve sıfıra 16 eklersem buradaki ifademiz daima pozitif olacaktır. Daima pozitif olan bir sayı mutlak değer dışına çıkarırken de olduğu gibi çıkarırsın. Yani burası x kare artı 16'ymış ve bu da x kare artı 4x eksi 24'e eşitmiş. O halde her iki taraftaki x kareleri götürürsem 4x burada kalsın ve eksi 24'ü karşıya fırlatalım 40 olsun x kaçmış arkadaşlar? 10 sayısının ta kendisiymiş. Tamam. Buranın neden direkt olarak bu şekilde çıktığını gayet iyi anladığını düşünüyorum. 9. kazanım bakış. x ve y gerçel sayılar. 2x artı 3y'nin mutlak değeri. Ee, 2 çarpı mutlak x artı 3 çarpı mutlak y'nin mutlak değeri eşitsizliğini, eşitliğini sağlamakta. Buna göre aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi daima doğrudur diye soruluyor. Arkadaşlar bunun gerçek olabilmesi için yani birbirine eşit olabilmesi için x ile y'nin yani pardon aynen x ile y'nin x ile y'nin işaretlerinin aynı olması gerektiğini şuralarda bir yerlerde göstermiştik. Bakın nerede o? Nerede o? Nerede? Görmek istiyorum. İşte şurada göstermiştik. Tamam. E ben şimdi bunun da mutlak değerini alsam eşit olacaktı. Bundan kaynaklı x ile y'nin işaretleri birbirinin aynısı ya da ikisi de sıfır. Böylelikle Şimdi ikisinin de işaretleri aynıysa mesela ikisi de pozitifse toplamları negatif olamaz. Değil mi? İkisi de negatifse toplamları sıfır veya pozitif olamaz. Ee, i̇kisi de negatifse sıfırdan büyük olabilir. İkisi de pozitifse sıfırdan büyük olabilir. Ha, C doğru gibi duruyor. İkisi de e, negatifken çarpımları sıfırdan küçük olamaz. İkisi de negatifken ya da ikisi de pozitifken çarpımları sıfırdan büyük olabilir. Ve ikisi de sıfırken çarpımları sıfır olabilir. Demek ki cevap B'ymiş. Buradaki Daima doğrudur diyor ya. X ile Y'nin sıfır olduğu durumda daima doğru olamaz bu. O halde doğru cevabımız kesinlikle şuradaki B şıkkı değil E şıkkı arkadaşlar. Dizgi hatamız olmuş. Kusura bakmayın. İkinci baskıda düzeltilir kendileri. E şıkkı e, X çarpıya sıfırdan büyük veya eşit işte olacaktı cevabımız. Kazanın bakış 10. Bu denklemi sağlayan X değerlerinin çarpımı sorulmuş. Hemen ne yapıyoruz? 2x 3 diyorum içerideki sayı. Ya 11'dir ya da eksi 11'dir diyeceğiz. Burada 2x eşittir. Eksi 3'ü karşı atarsam 14. Burada eksi 3'ü karşı atarsam eksi 8 gelir. x 7'dir veyahut x eksi 4'tür. İşte bunların çarpımı sorulmuş. 7 kere eksi 4 eksi 28'in ta kendisini verir. Cevabımız da budur. Tamam. 94'ü de bitirdik böylelikle. Geçtik 95'e kazanın bakış 11'deyiz. Abi böyle bir soru var. X değerlerinin çarpımı soruluyor. Dışarıdaki mutlak değeri kaldırıyorum. X eksi 3'ün mutlak değeri artı 2 ya 5'tir diyeceğim ya da x eksi 3'ün mutlak değeri artı 2 eksi 5'tir diyeceğim. Birinci durumda x eksi 3'ün mutlak değeri 2'yi karşıya attığım takdirde 3 gelecektir. İkinci durumda x eksi 3'ün mutlak değeri 2'yi karşıya attığım takdirde eksi 7 gelecektir. Şimdi hemen şuraya dikkat çekiyorum. Bir sayının mutlak değeri kesinlikle negatif olmamalı. O halde buradan çözüm gelmez. Buradan çözümü boş kümedir. Geçtim sol tarafa. İşim burasıyla. X'in 3'e olan uzaklığı 3 birimmiş. Bunu denklem çözerek yapabilirsin x eksi 3 ya 3'tür dersin ya da x eksi 3 eksi 3'tür dersin. Böylelikle x ya 6 gelir ya da 0 gelir. 0 ile 6'nın çarpımı sorulduğu için cevap 0'dır dersin. Ya da bunu şöyle düşünürsün. Bir sayı doğrusu üzerinde şu nedir hocam? x'in 3'e olan uzaklığı mı? 3. x'in 3'e olan uzaklığı 3 birimse ya 3 birim sağ tarafındaki 6'dır cevabımız ya da 3 birim sol tarafındaki 0'dır. Bak 0 ile 6'yı da elde ediyorsun hemen. 0 kere 6 da bize zaten 0'ı verir. Kazanım bakış 12. 3x eksi 12'nin mutlak değeri. 20 üzeri 4 bu denklemi sağlayan x değerlerinin toplamı sorulmuş. Ee, şimdi bunu hemen şöyle düşünüyorsun. Buradaki sayımız ne olursa olsun isterse 2024 faktöriyel olsun hiç fark etmez. Çok büyük sayılar seçilebilir. Hiç ama hiç fark etmez. Hemen 3 parantezine alacağım bunu. 3 parantezinde x eksi 4 gelir mi? Bunun mutlak değeri 20 üzeri 4. Ve x eksi 4'ün mutlak değeri eşittir. 20 üzeri 4 bölü 3 diyorsun. Ne demiştik cevaba? Şuradaki sayı neyse bunun iki katı cevaptır. Yani cevabımız 8'dir. Şimdi bunun sebebine gelelim. x eksi 4 eşittir ya 20 üzeri 4 bölü 3'tür ya da x eksi 4 eşittir eksi 20 üzeri 4 bölü 3'tür. Buradan birinci x'imiz 20 üzeri 4 bölü 3 artı 4 iken ikinci x'imiz eksi 20 üzeri 4 bölü 3 artı 4'tür. İşte x değerleri alınabilecek x değerleri birisi bu öteki de bu. Eğer ki ben bunları toplarsam 20 üzeri 4 bölü 3 ile eksi 20 üzeri 4 bölü 3 birbirini götürür. Ve 4 ile 4'ün toplamı da 8 gelir. İşte burada anlattığımız özelliklerin içerisinde yani bir önceki sayfamızda bakalım bir önceki sayfa mıydı? Evet. Burada zaten biz bunu anlatmıştık. Yani gençler e, nerede bu? Hemen gösteriyorum sana. Hemen gösteriyorum. Şurası. X 8in m'nin mutlak değeri eşittir a denkleminin kökler toplamı şuradakinin 2 katıdır. 2 m'dir. İşte bundan kaynaklı da Burada hemen o formata getirdik. x eksi 4'ün mutlak değeri 20 üzeri 4 bölü 3 geldi. Yani x'in katsayısını ne yaptık hocam? 1'e ee, e indirdik. x eksi 4'ün mutlak değeri 20 üzeri 4 bölü 3 ise buradaki sayıdan bağımsız olarak cevabımız buradaki sayının 2 katıdır. Yani cevap 8'dir diyebildik. Kazanın bakış 13'e bakıyoruz artık. Şimdi burası mutlak değer x eksi olarak kalsın. Oraya yapacak hiçbir şey yok. Artı şunu 3 parantezin alacak olursam 3 parantezinde Şimdi burası 3 parantezinde 10 eksi x gelecek ya. Sen bunu x eksi 10 biçimde yazabilirsin. Eksi 2 parantezinde burayı da x eksi 10 yazdım. Eşittir kaçmış hocam? 40 mı? E şimdi düşün. Bir tane x eksi 10'um var. 3 tane var. 4 tane x eksi 10 oldu. 2 tanesini çıkarırsam 2 tane x eksi 10'un mutlak değeri eşittir 40 yapıyormuş. Her iki tarafı 2'ye bölecek olursam x'in 10'a olan uzaklığı kaçmış? 20. Bunu sayı doğrusundan çözelim lütfen. x'in kaça olan uzaklığı? 10'a. Onu yazdım. Ona olan uzaklığı 20 ise ya 20 birim sağ tarafındaki 30'dur ya da 20 birim sol tarafındaki eksi 10'dur. İşte bunların toplamı sorulmuş bize. Toplarsak doğru cevabı 20 bulmuş oluruz. Cevabımız 20 idi. 14. kazanım bakıştayız artık. ABC tam sayıları için A artı B'nin mutlak değeri 4, B artı C'nin mutlak değeri 2 ve C artı 1'in mutlak değeri 0 ise. C artı 1'in mutlak değeri 0 ise C eksi 1'dir başkası değildir içeriği 0 yaparsın hemen. C eksi 1'miş hocam. O halde hemen şuraya geldim. C eksi 1 ise B'nin 1'e olan uzaklığı 2 birimmiş. Hemen sayı doğrusunu çizdim. 1'i gösterdin. 2 birimse ya 2 birim sağdaki 3'tür ya da 2 birim soldaki eksi 1'dir. Yani B sayısı ya eksi 1 ya da 3. Hemen ikisini de düşünelim. Eksi 1 ise eğer B A'nın 1'e olan uzaklığı 4 gelir. <laughs> eğer 3 ise A'nın eksi 3'e olan uzaklığı 4 gelir diyeceğim. Hemen bir sayı doğrusu ve bir sayı doğrusu. Eğer A'nın biri olan uzaklığı 4 ise ya 4 birim sağdaki 5'tir ya da 4 birim soldaki eksi 3'tür. Yani bu ve bu A'dır. A'nın eksi 3'e olan uzaklığı 4 birimse ya 4 birim sağdaki 1'dir ya da 4 birim soldaki eksi 7'dir diyeceğim. Yani bu ve bu da yine bana A değerlerini verir. İşte bunların toplamı sorulmuş. Eksi 3, 5 daha 2 gelir. Eksi 7 bir daha eksi 6 gelir. Eksi 6 2 daha da bana eksi 4'ün ta kendisini verir. Cevabımız eksi 4 olacaktı deriz. 14. kazanım bakışı bitirdik. Geçiyoruz sağ üst tarafta 15. kazanım bakışımıza. Bu denklemi sağlayan x değerlerinin çarpımı sorulmuş bize. Şimdi öncelikle düşünelim. Burada ne var hocam? x eksi 3'ün mutlak değeri eksi. Şimdi, aa, bu çok garip yani değil mi? Yani ne yapacağız? Hocam hiç endişelenmiyorsun. Bunu bu şekilde düşünürsen zorlanırsın. Hemen şuradaki eksisiyle beraber buradaki mutlak değeri karşıya atıyorsun. Ve böylelikle şu geliyor. x eksi 3'ün mutlak değeri x kare eksi 16'nın mutlak değerine eşittir. Böylelikle şu cümleyi kurabilirsin artık. Buradaki x kare eksi 16 ya x eksi 3'e eşittir ya da x kare eksi 16 3 eksi x'e eşittir diyebilirsin. Artık hepsini bir tarafa toplayarak ikinci dereceden denklem haline getireceksin bunu x kare eksi x eksi 13 eşittir 0 ve x kare artı x eksi 13 değil eksi 19 özür dilerim eşittir 0. Şimdi benden ne istenmişti? x değerlerinin çarpımı. x değerleri bu denklemin kökleridir. Madem bu denklemin kökleri o halde ben bunun kökler çarpımını ve bunun kökler çarpımını çarparsam bütün kökler çarpımını çarpmış olurum. Yani şöyle düşün. x1 çarpı x2 neydi hocam? c bölü a yani eksi 13 x3 çarpı x4 o da c bölü a'ydı. Yani eksi 19 bölü 1'den eksi 19. Şimdi x1 çarpı x2 çarpı x3 çarpı x4 sorulmuş bize. Ben eksi 13 ile eksi 19'u çarpacak olursam 19 kere 13 eksi ile eksinin çarpımı pozitif olduğu için cevabı verir. 260'dan 13 çıkarırsam 247 bize bu cevabın ta kendisini verecektir. 15. kazanım bakışımızda böylelikle çözmüş bulunuyoruz. Geçtik 16'ya x eksi 4'ün mutlak değeri 10 eksi x'e eşitmiş. O halde x eksi 4 ya 10 eksi x'tir ya da x eksi 4 x eksi 10'dur. İkinci duruma baktığımız zaman her iki taraftaki x'leri götürürsem eksi 4'ün eksi 10'a eşitliği çıkıyor karşımıza. Ki böyle bir şey mümkün değil demek ki buradan boş küme geliyor. Geldim sol tarafa eksi x'i bu tarafa gönderdim. 2x eksi 4'ü karşıya attım 14 ve böylelikle x kaç geldi? 7'nin ta kendisi. Evet kazanın bakış 17. X'in 4'e olan uzaklığıyla eksi 7'ye olan uzaklıkları toplamı 12. Bu denklemin çözüm kümesi isteniyor benden. Şimdi hocam şöyle düşünelim. Mesela böyle bir sayı doğrumuz olsun. X'in 4'e olan uzaklığından bahsediyoruz. Ve eksi 7'ye olan uzaklığından bahsediyoruz. Şimdi ben X'i bunların aralarından bir yerden seçmiş olsaydım. Buna olan uzaklıkla buna olan uzaklığın toplamı aradaki mesafe kadar olacaktı. Yani 11 olacaktı ama 12 demiş. Demek ki burada değil. O halde x'i eğer şu tarafta bir yerde seçersem x'in 4'e olan uzaklığına eğer c dersem x'in eksi 7'ye olan uzaklığı c artı 11 olacaktı. Ve bunların toplamı 2c artı 11 yapar. Bu da bana 12'yi veriyormuş. Yani 2c buradan 1 gelir. C de kaçmış? 1 bölü 2. Eğer ki c 1 bölü 2 ise 4'ün 1 bölü 2 birim uzağında x vardır. Yani sağlayan x'lerden bir tanesi 4 artı 1 bölü 2'dir. Yani 9 bölü 2'dir. Güzel. Diğer x de şu tarafta olursa D'ye D, D artı 11 diyeceğim ki D de 1 bölü 2 gelecek. Demek ki eksi 7'nin 1 bölü 2 birim sol taraf olacak. Yani eksi 7 eksi 1 bölü 2 de diğer bana x'i verecek. Bu da 15 eksi 15 bölü 2'yi verir. Çözüm kümesi sorulmuştu. Çözüm kümemiz önce küçüğü yazıyorum. Eksi 15 bölü 2'ye 9 bölü 2'nin ta kendisidir diyebiliriz arkadaşlar. Geldim 18'e ki yine aynı soru pekişsin diye. Burada ne var hocam? Hemen şöyle bir sayı doğrumu çizdim. Şu ne demek? X'in eksi 4'e olan uzaklığı. Şu ne demek? 9'a olan uzaklığı. Şimdi arada bir yerde seçmiş olsaydım şurada. Şurasıyla şurasının toplamı 13'ü verecekti. Ama burada 14 demiş. O halde arada değilmiş demek ki bizim x'imiz. Eğer ki bu tarafta seçecek olursam x'i. Şuraya c dersem şurası c artı 13 olacaktı. 2c artı 13 eşittir 14 ise 2c 11'dir diyeceğim. Ve c buradan 2c 1'dir özür dilerim. Ve C buradan 1 bölü 2'nin ta kendisi gelir. C 1 bölü 2 ise 9'a 1 bölü 2 ve eksi 4 9'a 1 bölü 2 eklerim. Ya da eksi 4'ten 1 bölü 2 çıkararak x'leri bulabilirim. 9'a 1 bölü 2 eklersem çözüm kümesinin bir elemanı 19 bölü 2 olurken diğer elemanda eksi 4'ten 1 bölü 2 çıkarırsam eksi 4 eksi 9 bölü 2'nin ta kendisi olacağını görebilirim. Böylelikle 95. sayfamızı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Nereye geçiyoruz şimdi? bir diğer sayfaya yani 96. sayfamıza geçiyoruz. Bir tane daha e, mutlak değerli denklem çözdükten sonra mutlak değerli eşitsizlikler kısmını da anlatıp sorularını çözeceğiz ve mutlak değeri noktalayacağız. Hocam şuraya bakıyorum şimdi. Şöyle yaptım. Şu ne demek? X'in 17'ye olan uzaklığı demek. 17 şurada bir yerde olsun. Şu ne demek? X'in eksi 37'ye olan uzaklığı. Eksi 37 de burada bir yerde olsun. Şimdi diyor ki bunların toplamı A ve bu eşitliği sağlayan 55 tane farklı X tam sayı değeri vardır diyor. Eğer ki ben x'i bunların arasından ya da üzerinden bir yerden seçmiş olsaydım. Şurasıyla şurasının toplamı hani eksi 37'den 17'ye. Abi kaç birim uzunluğunda burası? 34 birim uzunluğunda değil mi? Lakin 34 değil ya özür dilerim. 54 birim uzunluğunda. 54 birim uzunluğunda ve bu aralıkta kaç tane sayı vardır? Eksi 37 ve 17 dahil. 17'den eksi 37'yi çıkarıp 1 eklersen 55 tane sağlayan tam sayı olduğunu görürsün. Demek ki bak demek ki benim benim x'im kesinlikle eksi 37 ile 17 kapalı aralığında. E 55 tane x tam sayısı olması için bu gerekiyor çünkü. Peki a kaçtır diyor. E ben zaten bunu buna olan uzaklığıyla buna olan uzaklıkların toplamının 54 olduğunu biliyorsam artık a 54'ten başkası olamaz. Tamam cevabımız 54'tü Sakarya. Devam edelim. Mutlak değerli eşitsizlikler. Arkadaşlar birinci özelliğimiz şudur. A pozitifse, A pozitifse ve bir sayının mutlak değeri bu A sayısından pozitif sayıdan küçükse x'ler eksi A ile A kapalı aralığında olmak zorundadır. Eğer A'dan küçükse bu sefer açık aralıkta olmak zorundadır. Eğer ki büyükse x'ler A'dan büyük veya eşit veya x'ler eksi A'dan daha küçük veya eşittir ki büyükse de zaten burada eşitlik olmayacak. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz. Eğer bir sayının mutlak değeri başka bir pozitif sayıdan daha küçük veya eşitse eksi a ile a aralığındadır diyoruz. Yani şuradadır diyoruz. Eğer büyükse de nerededir? Ya bu tarafta ya da bu taraftadır demeye çalışıyoruz. Yani şu ikisi şurayı gösterirken şu ikisi de bana sarı bölgeyi gösteriyor diyeceğim. İkinci özelliğim ise A ve B pozitif reel sayıları için, eğer ki bir sayının mutlak değeri A'dan küçük veya eşit ve B'den daha küçükse, bu xler gerçekten A'dan büyük veya eşit ve B'den küçüktür veya bunun simetri aralığındadır. Eksi B'den daha büyük ve eksi A'dan daha küçüktür. Simetriğini nasıl göstereceğiz hocam? Bak hemen göstereyim ben sana. Şimdi A ile B aralığında demiştik. A dahil, B değil. Sıfır da şurası olsun. Bunun simetriği nerededir hocam? Şuradadır. Eksi A ile biraz uzattım. Eksi B'dedir. Bunun simetriğini bu tarafa alırsam şöyle olur. Dolayısıyla eksi B'den açıktır. Eksi A'ya kapalıdır arkadaşlar. Tamam bak kapalı bak açık. Gördün mü? Güzel. Üçüncü özelliğim eğer x'in mutlak değeri x'e eşitse x sıfırdan büyük veya eşittir. Veya x'in mutlak değeri eksi x oluyorsa x sıfırdan küçüktür veya eşittir. Yani x'in sıfıra eşit olmasında ben mutlak değer x'i x diye de dışarı çıkabilirim. Mutlak değer x'i eksi x diye de dışarı çıkabilirim demeye çalışıyoruz burada tamam mı? Eğer ki bir sayının mutlak değeri kendisinden büyükse x kesinlikle negatiftir. Eğer ki bir sayının kendisi karesinden daha küçük ve bu da mutlak değerinden daha küçükse x kesinlikle negatif bir basit kesirdir. Yani eksi 1 ile 0 aralığındadır. Bak şu, şu şu ve şu. Senin için sorularda inanılmaz derecede pratiklik sağlar. Mutlaka bu üçünü bir sayı doğrusu üzerinde çizerek göster. Değerler vererek göster. Göster ki soruların içerisinde bir daha karşına çıktığı takdirde hemen herkesten daha hızlı bir şekilde soruya odaklan ve çözüme başlamanı sağlar. Tamam. Lütfen bu üçü bizim için çok 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 değerli. Bu üçünü bir kağıda yaz karşında dursun bu sayılara örnekler ver. Örnekler de mesela eksi birden küçüktür demişiz. Al, abi al eksi 3 bölü 2'yi seç ya da eksi 2'yi seç. Yaz buraya eksi 2. Mutlak değeri 2. Karesi 4. Sağlıyor mu? Sağlıyor. He. Ama mesela bir de bunu sağlamayan bir aralıktan seç. 0. 0 0'dan küçük mü? Yok. 0'dan küçük mü? Hayır. Bak sağlamıyor. Demek ki 1'in sol tarafında olacakmış bizim sayımız. Eksi 1 dahi olamıyor. Bundan kaynaklı şu üçüne örnekler vererek sağlayan ve sağlamayan örnekler vererek dene bunları. Tamam sorularda hayat kurtarıcı bilgiler olur bunlar. 20. kazanım bakıştayız. Abi 2x 1'in mutlak değeri 9'dan küçükse 2x 1'imiz bizim mutlak surette eksi 9 ile 9 aralığındadır. Artık eşitsizlik çözeceğim. 1 eklersem eksi 8 küçüktür 2x o da küçüktür 10 olur. 2'ye bölersem eksi 4 küçüktür x o da küçüktür 5 olacaktır. Yani x'ler neredeymiş arkadaşlar? Eksi 4 ile 5 açık aralığındaymış. Geldim buraya. Bu sefer de küçük veya eşittir diye bahsetmiş. O halde 2x artı 3 kesinlikle eksi 11'den daha büyük veya eşitken 11'den de daha küçük veya eşittir. 3 çıkarmam gerekiyor. Eksi 14 küçük veya eşittir. 2x o da küçük veya eşittir. 8'lerim 2'ye bölersem cevap karşıma gelir. Eksi 7 küçük veya eşittir. x o da küçük veya eşittir. 4'tür. Yani x'ler neredeymiş? Eksi 7'den de 4'ten de kapalı aralıktaymış. 2x eksi 1'in mutlak değeri 9'dan büyüktür diyorsa o halde 2x eksi 1 ya gerçekten 9'dan büyüktür ya da eksi 9'dan daha küçüktür diyeceğiz. Ve böylelikle 2x büyüktür 10 gelir x büyüktür 5 olur ya da 2x küçüktür eksi 8 olurken x küçüktür eksi 4 olur. Böylelikle artık şunu söyleyebilirim x elemandır. Eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar olan açık aralık birleşim 5'ten sonsuza kadar olan açık aralık diyebilirim. Geldim 4'e. 4'te de 2x artı 3'ün 9'dan büyük veya eşitliğinden bahsediyor. Ya 9'dan büyük veya eşit olacak ya da 2x artı 3 eksi 9'dan küçük veya eşit olacak. Birinci durumda 2x büyük veya eşittir 6 ve x büyük veya eşit 3 gelirken ikinci durumda 2x küçük veya eşit eksi 12 ve x küçük veya eşittir eksi 6 gelecektir. Böylelikle ya 3'ten daha büyük veya eşit ya da eksi 6'dan daha küçük veya eşit deriz. Bunu nasıl ifade ederim? Eksi sonsuzdan eksi 6'ya kadar olan yarı açık aralık birleşim 3'ten kapalı sonsuzdan açık olan aralık yazabiliriz. Geldim sonuncuya. 3 küçük veya eşit. Mutlak x o da küçüktür 10. Arkadaşlar bu durumda ya gerçekten x bu aralıktadır diyeceğim. Ya da bunun simetriğinde. Yani x 10 küçüktür. Eksi x. Eksi x değil. X diyeceğim. O da küçük veya eşittir. Eksi 3 diyeceğiz. Yani x ya bu aralıktadır ya da bunun simetriğindedir diyoruz. Mutlak değerli verildiyse ya artılıdır ya da eksilidir diyoruz yine. Evet. Kazanın bakış 20'yi bitirdim. 21, 22, 23 çözüp konuya noktayı vuracağız. Hadi bakalım. Şimdi böyle bir mutlak değerli ifade var. En dışarıdaki mutlak değeri kaldırıp mutlak değer x eksi 4 eksi 3 eksi 7 ile 7 aralığındadır demem gerekiyor benim değil mi? Peki 3 ekleyip bundan kurtulabilirim. 3 ekledim eksi 4 küçük veya eşittir. Mutlak x eksi 4 bu da küçük veya eşittir. 3 ekledim 10 geldi. Şimdi hocam beni iyi dinle. Eksi 4 ten zaten büyüktür buradaki mutlak x eksi 4. Doğru mu? Zaten büyüktür. Çünkü buranın alabileceği zaten en küçük değer 0'dır. 0 sıfır olan, en küçük değeri 0 olan şey zaten eksi 4'ten büyüktür. Yani ben şu kısmı görmesem de olur artık. Ben sadece şunu çözeceğim yani. Mutlak değer x eksi 4, 10'dan küçük veya eşittir. O halde x eksi 4 kesinlikle nerededir? 10 ile eksi 10 aralığındadır. 4 eklersem eksi 6 küçük veya eşit. x o da küçük veya eşit. 14 olacaktır. Ve ab aralığı, yani x neredeymiş hocam? Eksi 6 ile 14 kapalı aralığındaymış. Adam bana diyor ki bu sorunun cevabı AB kapalı aralıdır diyor. Yani A eksi 6'dır B türü bulmamız gerekiyordu bizim. E A kere B sorulmuş eksi, alt, o, eksi 6 kere 14 bize eksi 84 cevabının ta kendisine ulaşacak, ulaştıracaktır. Gençler evet biraz uzun bir ders oldu açıkçası ama iki sorumuz kaldı. Kaldı ki sen üniversiteye hazırlanıyorsun. Yani hani üniversitede hoca gelecek. Kocaman prof abi adam. Yani şimdi 4 saat dersi var arka arkaya. Her dersin arasında 15'er 20'şer dakika sana ara mı verecek zannediyorsun? Mola mı verecek zannediyorsun? 4 saatlik blok ders yapacaksınız. 45'er dakikadan bir de. Hesaplayın 3 saat yapıyor. Ne yapacaksın o zaman? Alış bunlara yani. Üniversiteli olacaksın. Buna da alış. Tamam? üniversiteye geçince her şey kolaylaşmıyor. Yani hep şey muhabbeti vardır ya bir kapak atayım da lan yürü git ne kapağı atıyorsun sen. Üniversiteye geçince daha da zorları olacak. Ben şu cümleyi söylediğimi hatırlıyorum gençler. Vizelere, finallere çalıştığım kadar ÖSS'ye çalışmadım ya. Ya vallahi çalışmadım ya. Vallahi vallahi çalışmadım bak. Ya siz buradan hesap edin artık tamam Tabii Tabi bölümden bölüme değişir de bizimki de yani matematik bölümü boru gibi bölüm ne yapacaksın? 22. kazanın bakış. Abi şimdi bu ifadenin değeri sıfırdan küçük veya eşit diyor. Şimdi bir kere paydayı sıfırlayan değeri çıkarmamız lazım. Yani 2x eksi 4 sıfırdan farklı olmalı. Yani 2x 4'ten yani x 2'den farklı olmalı arkadaşlar. Öncelikle bunu bir yazalım. Eğer ki bulduğumuz değerlerin içerisinde x eşittir 2 gelirse o 2'yi atmamız lazım zaten. Ekstradan alttaki ifade sıfır olamayacağı gibi negatif de olamıyor zaten. Çünkü mutlak değerli bir ifade yani burası daima pozitiftir. Bir sayının sonucunun 0'dan küçük veya 0'a eşit gelebilmesi için pay kısmının 0 veya 0'dan daha küçük gelmesi gereklidir. O halde x eksi 1'in mutlak değeri eksi 5 küçük veya eşittir 0 diyeceğim ben. Eksi 5'i karşıya fırlatırsam da x eksi 1'in mutlak değeri 5'ten daha küçük veya eşit gelecektir. Ve artık x eksi 1 kesinlikle ve kesinlikle Eksi 5 ile artı 5 kapalı aralığındadır diyebilirim. 1 eklersem eksi 4 küçük veya eşit. X o da küçük veya eşit. 6'yı da elde etmiş olurum. Şimdi burada kaç tane tam sayı var? 6 eksi eksi 4 artı bir tane. Yani 11 tane tam sayı var ama cevabımız 11 değil. Cevap 10. Neden? Çünkü 2 gelirse atmamız lazım dedik. E eksi 4 ile 6 arasında da biliyorsun ki 2 diye bir değerimiz var. Biz az önce onu da saydık. Şimdi bu 11'den 1'i çıkararak ki bu çıkardığımız 1 neydi? İki elemanını çıkardık ve toplam 10 tane tam sayı vardır sonucuna ulaşabiliriz. Ve son sorumuzdayız artık. 50. dakikanın içerisindeyken son sorumuzdayız. X ve Y gerçek sayıları. Şimdi bunların çarpımı sıfırdan büyükmüş abi. Değil mi? Şimdi sıfırdan büyükse bir kere ikisi de sıfır olamaz mesela. Böyle, böyle bir şey söyleyebiliriz. İkisi de sıfır olamaz. Şimdi yani ben mutlak değer x'i eksi x diye dışarı çıkaramam. Çıkar ama. Niye? Çıkarsa abi eksi x ile artı x'in toplamı sıfır olur. Sıfır kere bir şey sıfır yapar. Sıfırdan büyük diyor cevap. Demek ki mutlak değer x dışarı eksi x diye değil. Nasıl çıkıyormuş? x diye çıkıyormuş. X'de x ile x'in toplamı da 2x yapıyormuş. Çarpı geldim buraya o halde burada da mutlak değer y dışarı y diye çıkamaz. Niye? y diye çıkarsa y'den y'e çıkar sıfır olur. Sıfır kere bir her şeyi sıfır yapar zaten. Yani doğal olarak da mutlak değer y dışarı eksi y diye çıkıyorsa burası da nedir? Eksi 2 y'dir abi. Ve bu sıfırdan büyükmüş. Ekstradan ben şu cümleleri kurabilirim artık. Mutlak değer x x'e eşitse x sıfırdan büyük veya eşittir. Mutlak değer y eğer ki eksi y diye dışarı çıkıyorsa y sıfırdan küçük veya eşittir ama sıfır olamayacağını söylemiştik. Yani x pozitifmiş y negatifmiş artık kesin. Pozitifle negatifin çarpımı negatiftir. Daima pozitif olan soruluyor gümledi. X pozitifse burası pozitiftir. Negatif bir sayının çift kuvveti pozitiftir. Negatif bir sayıyı eksiyle çarparsam bu da pozitiftir. O halde daima pozitif. Daha ne olsun yani? X ile Y'nin toplamı. E şimdi pozitifle negatifin toplamını ben daima pozitiftir, daima negatiftir, sıfırdır falan hiçbir yorum yapamıyordum. Dolayısıyla daima diyemem. Cevabım neymiş? Yalnız 2'ymiş gençler. Tamam. Evet, böylelikle 23. kazanım bakışımızı da bitirmiş olduk. Yaklaşık 51 dakika civarlarında. Ee, güzel bir konu anlatımı oldu bence. Hiçbir şeyi atlamadık, hiçbir e, kazanım sorusunu atlamadık. Ve ÖSYM bakış testine geldik, çattık. ÖSYM bakış testimiz bir sonraki videoda ele alacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda 12 tane birbirinden güzel ÖSYM penceresinden bakmaya çalıştığımız ÖSYM bakış sorularımız var. Bunlarla da ÖSYM'de mutlak değer konusundan karşına nasıl sorular gelebilirse seni bunlara hazırlayacağız. Bir sonraki videomuzda ise mutlak değer konusundan yine SML bakışları. Yani bu sefer de benim perspektifimden bakacağız olaylara. Ve ÖSYM'de karşınıza neler çıkabilirse bunları da benim kalemimden dinlemiş olacaksınız. Benim penceremden bakmış olacaksınız diyelim. Ve artık sonraki videoyu bekleyelim. Yani yarın Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.